Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Yine ben Celal hocanız. Devam ediyoruz anlatımlarımızı yapmaya. Sizler de zaten birinci videodan itibaren TYT kimyayı halletmeye devam ediyorsunuz. Dediğimiz gibi soruları çözerek konuları temizleyeceğiz inşallah. Kimya konularında sizlerden büyük ümidim var. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bundan önceki kısımlarda ne yaptık? Bundan önceki kısımlarda hocam maddenin hallerindeyiz ya. Katılara baktık, katı türlerini gördük. Bundan önceki kısımda yani bir önceki videomuzda sıvıları inceledik arkadaşlar. Buhar basıncı, viskozite, kaynama noktası bunlardan bahsettik. Eminim ki artık çok iyi oturdu. Sizler çalıştınız o kısımda da. Arkadaşlar artık bu kısımda yani bu videomuzda ne yapacağız? Biz gazları göreceğiz arkadaşlar. Yani daha detaylı olarak gazları inceleyeceğiz. Niteleyen faktörleri göreceğiz. Güzel bir şekilde işi halledeceğiz. Sizlere inancım tam. Çok uzatmıyorum. Hemen geçtik videomuza diyelim arkadaşlar. Gazlar neymiş görelim bakalım. Şimdi arkadaşlar bundan önceki kısımda yani bu ünitenin en başında çektiğimiz videoda orada da söylemiştik gazların biraz özelliklerinden bahsettik ama biraz daha detaylandıracak olursak tabi orada bahsettiğimiz bir takım özellikler de var. Mesela gazlar maddenin en düzensiz halidir. Çünkü yani bir kap içerisinde gaz moleküllerini düşünecek olursanız maddenin en boşluklu haliydi. Dolayısıyla düzensizliği çok fazlaydı gazların arkadaşlar. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Katı ve sıvılara göre enerjileri daha yüksektir. Ama mesela plazmaya göre daha düşüktür. Buna dikkat et. Katı ve sıvılara göre enerji yüksektir. Yani şöyle dersek biz katı, sıvı, gaz dersek arkadaşlar enerji bu yönde artar yani tamam mı? Enerji artar dedik. Daha sonra tanecikleri öteleme, dönme ve titreşim hareketi yapar diye söylemiştik arkadaşlar. Öteleme hareketi sağa sola her yöne doğru hareket etmesiydi. Bunu yaparken titreşir ve titreşirken de döner. Gaz tanecikleri öteleme, dönme ve titreşim hareketleri yapar diye söyledik arkadaşlar. Ve yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta ben gazları sıvılaştırabilirim. Kendine ait şekil ve hacimleri yoktur. Bulundukları kabın şekil ve hacimlerini alırlar diye zaten ilk kısımda da söylemiştik. Aynı sıcaklıkta bütün gazların kinetik enerjileri eşittir. Arkadaşlar sıcaklık kinetik enerjinin bir sonucudur. Kinetik enerji hareket enerjisidir. Gaz moleküllerinin hareketleri sonucu oluşur. Dolayısıyla kinetik enerji eğer gazlarda eşitse sıcaklık da her zaman ne olacaktır arkadaşlar? Eşit olacaktır. Çünkü sıcaklık dediğimiz gibi kinetik enerjinin bir sonucudur dedik arkadaşlar. Birbiriyle gazlar her zaman her oranda karışarak homojen bir karışım oluşurlar. Yani havayı düşün. Ben tek tek görebiliyor muyum? Homojen karışım dışarıdan bakıldığında tek tip olarak gözüken karışımdı. Örneğin havada azot, oksijen, neon gazlarını ayıramıyorum. Çünkü gazlar homojen olarak dağılıyor birbirleri içerisinde. Bulundukları kabın her noktasına basınç uygularlar arkadaşlar ve aynı basıncı uygularlar. Yani basınç çeperlere uygulanan kuvvet gibi düşün. Gazlar kabın her noktasına aynı basıncı yapar diyoruz arkadaşlar. Ve yoğunlukları katı ve sıvılardan daha düşüktür diye söylemiştik. Çünkü daha az yoğun yani aynı hacim içerisinde daha az gaz taneciği var. Bunun sebebi de aralarındaki bu boşluklardı arkadaşlar. Ve şunu unutma, gazlar sıcaklık etkisiyle genleşebilir. Kapadokya'daki balonları düşün. Sıcaklık veriyorlar değil mi mesela bir ateşten? Ve gazlar genleşiyor, balon şişiyor. Dolayısıyla yoğunluğu havadan daha az yoğun olduğunda o balon artık uçmaya başlıyor diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bunları söyleyebiliriz. Peki hocam, gazları niteleyen faktörler dediğimizde arkadaşlar gazları niteleyen bakın 4 faktör vardır. Yani bu şu demektir. Ben bir gazın işte basıncını, hacmini, sıcaklığını bilirsem madde miktarını hesaplayabilirim. Yani bu 4 faktörden ikisini, üçünü bilsem gazlar hakkında böyle basıncı, hacmi, sıcaklığı ve madde miktarı hakkında bilgi sahibi olabilirim. Tabi burada mol sayısı görüyorsunuz. Bunu ilk kez görenleriniz hani sıfırdan çalışanlarınız varsa ilk kez de görmüş olabilirsiniz. Ki molü daha önce bir yerlerde duymuşsunuzdur. Hani öğrencinin çok kafasında büyüttüğü bir konudur ama aslında o kadar büyütülecek bir konu değil. Burada hafiften gireceğim. Çok detaylı girmeyeceğim ama tabii 6. ünitede kimyanın temel kanunları ve mol kavramı ünitesinde bu kısmı da detaylı olarak inceleyeceğiz. Dediğimiz gibi gazları etkileyen 4 faktör var arkadaşlar. Niteleyen 4 faktör var. Basınç, hacim, sıcaklık ve madde miktarı diyoruz. Mol'den madde miktarını anlayabiliriz. Mesela basınç.
Normalde basınç ne demek arkadaşlar? Basınç birim yüzeye uygulanan kuvvettir arkadaşlar. Yani kuvvet bölü yüzey alanı dersek biz zaten birim yüzeydeki uygulanan kuvveti bulmuş olduk. Yani bu normal katı ve sıvılar için böyledir. Ama dikkat etmemiz gereken olay şu. Gaz basıncı ölçülürken tek bir gaz taneciğinin kabın çeperlerine uyguladığı kuvvet ölçülemez. Yani tek bir taneciği düşün arkadaşlar. Yani şöyle uyguladığı kuvveti, abi bir taneciğin birim alan uyguladığı kuvveti ben nasıl ölçebilirim ki yani? Ne diyoruz biz? Bu nedenle gaz basıncı ölçülürken sıvı basıncından yararlanılır diyoruz. Yani direkt taneciklerin uyguladığı kuvveti ölçemiyoruz. Yani biz sıvı ve katıları bu şekilde hesaplayabiliriz basınçlarını ama gazların bu şekilde hesaplayamayız. Ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Sıvıları referans olarak kullanmamız gerekiyor. Örneğin yine eskiden beri duyduğumuz bir olay. Torricelli'nin açık hava deneyi arkadaşlar, buna bir ispat. Dediğimiz gibi Torricelli civa kullanarak arkadaşlar açık havada, bir de bir büret değil mi arkadaşlar bunun ismi? Bir büret kullanıyor. Ve açık havada ne yapıyor? Burada civanın hangi yükseklikte kalacağını ölçmeye çalışıyor. Tabi bu sistemi görünce böyle farklı bir şey görüyormuş gibi aklınıza geliyor ama şöyle düşünebilirsiniz. Mesela bir leğen içerisine şöyle bardağı tamamını su olacak şekilde doldurun arkadaşlar. Sonra o bardağı ters çevirin, tamam mı? Sonra oradaki bardağı çekin. Göreceğiniz su olacak. Böyle kafanızda canlandırın. Hatta evde deneyebilirsiniz bunu. Bak şimdi. O suyun bardakta kalmış. Mesela sıvı seviyesi bu olsun. Mesela su seviyesi bu olsun. Tamamını suyla doldurduktan sonra ben eğer bardağı çekersem o bardağın her tarafının hala su olduğunu görürsünüz. Yani su da bardakla birlikte yukarı kalkmaya başlar. Olay bu. Yani bu civanın tamamını ben bu büretin diyoruz arkadaşlar. Büretin tamamını civayla dolduruyorum. Ve sonra geri çekiyorum. Tamam mı? Ve civa yüksekliği bakın 76 santimetrede kalıyor. Civayı ve o bardaktaki suyu seviye buyken mesela ama temas kesmemem lazım suyla. Buradaki su seviyesini şurada tutan, daha doğrusu burada mesela aynı sistem, buradaki civayı burada tutan olay arkadaşlar dış basınçtır. Bu dış basınçtan bundan önceki kısımda bahsetmiştik. Atmosferdeki gazların bize uyguladığı basınç. Ve Torricelli bu deneyi 0 santigrat derecede ve deniz seviyesinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Gerçekleştiriyor. Ve bundan dolayı dediğimiz gibi civanın 76 santimetrede olduğunu görüyor arkadaşlar. Yani içerisinde civa var ve 76 santimetrede bu kalıyor. Diyor ki kardeşim o zaman buradaki dış basınç uygulanıyor ya buraya. Biz buraya diyelim ki diyor deniz seviyesi olduğundan dolayı biz buraya bir atmosfer diyelim diyor. Ve bu 76 santimetreye eşitse eğer ben bunu civayla yaptıysam 76 santimetre civaya eşit olsun diyor. Yani deniz seviyesinde bir atmosfer basınç eşittir 76 santimetre civa diye referans koyuyor arkadaşlar. Yani bunu şey düşünebilirsiniz. Bilimde birçok şey referans alınarak yapılır. Mesela basit bir örnek vereyim. Deniz seviyesi diyoruz ya. Rakım. Şimdi Uludağ'da rakım sallıyorum 2000 metre diyorsun. 1500 metre diyorsun. Neye göre diyorsun? Deniz seviyesine sıfır dediğinde oluyor. Yani biz de basıncı hesaplarken diyoruz ki sıvı basıncını biz ölçelim. Yani gaz taneciklerinin tek tek basıncını hesaplayamayacağımız için bu gaz tanecikleri sıvıyı ne kadar kaldırıyor onu referans alalım. Ve deniz seviyesinde civayı 76 santimetre yukarıda tuttuğu için ben buraya şunu diyorum. Bir atmosfer 76 santimetre civaya eşit ve bu da 760 abi santimetre, bir santimetre 10 milimetre olacağı için bir sıfır ekledim. 10 milimetre civa olacaktır. Torricelli'ye ithafen dikkat et. 760 milimetre civa aynı zamanda 760 tordur arkadaşlar. Buradan şunu da anlayabiliriz zaten. 1 milimetre civa ne olacaktır? 1 tor olacaktır. Bu şekilde birim dönüşümlerimi ben yapacağım arkadaşlar. Yani unutma, deniz seviyesinde bizim atmosfer basıncımız 1 atmosfer olarak kabul edilir. Zaten hatırlarsak yerden yükseklere çıkıldıkça P dış azalacaktı arkadaşlar. Dolayısıyla mesela Uludağ'ın zirvesinde dış basınç tam da 1 atm olmaz. Yani bu şekilde değerler veriyoruz. Hacim. Şimdi maddenin kapladığı yer, boşlukta kapladığı yer diye geçer. Şimdi gaz tanecikleri çok küçük olduğu için kendi öz hacimleri ihmal edilir. Arkadaşlar
Şöyle biz gaz taneciklerini ihmal ediyoruz, tamam mı? İhmal ediyoruz. Bunlar yokmuş gibi düşünüyoruz. Ve komple kabın hacmi gazın hacmidir diyoruz. Yani gazların hacmi bulundukları kabın hacmine eşit kabul edilir diyoruz. Dolayısıyla bizim için hacim birimleri arkadaşlar ne olacaktır? Gazlarda kullanacağım aynı birimler olacaktır. Şunu bilmemiz lazım. Bakın 1 litre 1000 mililitreye eşittir. Bu da 1000 santimetre küp yapar arkadaşlar. Yani buradan şunu da anlayabiliyorum değil mi? 1 mililitre ne olacaktır? 1 santimetre küp olacaktır. Ve buradan da dediğimiz gibi arkadaşlar yani 1 litre 1 desimetre küptür diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Tabi burada dediğimiz gibi bunları AYT kimyada daha detaylı olarak da göreceğiz. Birim dönüşümleri yapmak benim için önemli. Burada kullandığım hacim birimleri de bunlar. Bu dönüşümleri iyi yapmam lazım. Yani şunu da bilmen lazım. Yani 1 litrede 1 desimetre küp olacaktır. Yani bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bak sıcaklık dedim. Şimdi aynı sıcaklıkta farklı gazların kinetik enerjileri eşittir. Bunu önceki kısımlarda da bahsetmiştik. Hatta videonun başında da bahsettik. Sıcaklık kinetik enerjinin bir sonucudur. Unutma, EK'lar eşitse sıcaklıklar da eşittir yani, tamam mı? Maddelerin. Yani buna dikkat et. Sıcaklık birimi olarak gazlarda Kelvin değerini kullanıyorum. Kelvin değeri arkadaşlar mutlak sıcaklık demek, tamam mı? Mutlak sıcaklık diyorum arkadaşlar. Ve unutma, sana verilen santigrat dereceye 273 eklersen her zaman Kelvin değerini bulursun. Tamam mı? Dikkat et. Arkadaşlar bu işin mantığı şu. Bakın evrende düşülebilecek en düşük sıcaklık -273 santigrat derecedir. İstersen araştır. -273 santigrat dereceye düşülemez bile. Yani daha düşük sıcaklıklar yok abi. Hiçbir maddede yok. Kelvin Reis çok mantıklı bir şey yapmış. Bunları dediğimiz gibi AYT kimya gazlarda daha detaylı anlatılıyor size. Büşra hocamız en ayrıntılı şekilde sizlere anlatacaktır bunları. Bak şimdi Kelvin değerine baktığımızda Kelvin şunu yapıyor. Abi santigrat dereceye ben artı 273 eklersem o zaman burası 0 Kelvin olur. 0 Kelvin de başlangıç noktası gibi yani. Kelvin'in bu sebeple eksi derecesi olmaz. Başlangıç diyoruz arkadaşlar. 0 Kelvin benim başlangıcım. O zaman ben santigrat derecenin her birine 273 eklersem Kelvin değerini bulurum. Örneğin 27 santigrat dereceye artı 273 dediğimde arkadaşlar ne olacaktır benim için Kelvin değeri? 300 Kelvin olmuş olacaktır. Santigrat dereceye her zaman Kelvin ekliyoruz arkadaşlar. Ve unutma, gazların sıcaklığı artarsa hızları ve kinetik enerjileri artar demiş olduk. Bakın Celsius derecesi 0 santigrat dereceden başlar. 100 santigrat dereceye kadar suyun kaynama noktasını görebilirim. Tabi daha yüksek sıcaklıkları görebilirim ama suyun kaynama noktasına baktığımızda donma noktası 0 santigrat derece, kaynama noktası da 100 santigrat derecedir. Arkadaşlar bakın Kelvin'e geçtiğimizde ben 0 santigrat dereceye 273 eklersem bu değer 273 Kelvin olur. Yani suyun bu donma noktasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla bakın 100 santigrat dereceye de ben buraya artı 273 eklersem suyun kaynama noktası 373 Kelvin olacaktır. Yani birim dönüşümleri yaparken gazlarda mutlak sıcaklık kullanılır. Mutlak sıcaklıktan kastımız da gazlarda Kelvin'dir arkadaşlar. Kelvin'in eksisi olmaz. 0 Kelvin evrende düşülebilecek en düşük sıcaklıktır. Yani mutlak sıcaklıktır diye burası geçer demiş olduk sevgili öğrencilerim. Ve yani mol öğrencinin başının belası. Dediğim gibi bu madde miktarıdır arkadaşlar. Madde miktarından kastım tanecik sayısı. Bak miktar deyince kimyada tanecik sayısını anla. Tamam, 10 tane, 20 tane. Kütleyle falan alakası yok. O zaman kütle derdik yani. Yani hacimle falan alakası yok. O zaman hacim derdik. 1 litre, 1 mililitre, 1000 mililitre falan diye. Ben madde miktarı deyince her zaman AYT'sinde, TYT'sinde, kimya biliminde. Yani miktar deyince biz tanecik sayısını anlarız arkadaşlar. Bakın biz kimyada ve evrende yani genel olarak tanecikleri sayamayacağımız için mol kavramı kullanıyoruz. Ve gazları nitelemede bu mol kavramı çok önemli arkadaşlar. Bak normal genel olarak bir düşünce geliştirelim. Genel olarak baktığımızda bir çift iki tane olan her şeyi denir değil mi? Mesela baktım iki tane elma ne olacaktır?
bir çift elma olacaktır. O zaman mesela 4 tane de ne olacaktır? Elma 2 çift olacaktır. Bak, bir deste 10 tane olacaktır. Bir düzine 12 tane olan her şey olacaktır. Yani senin elinde 12 tane kalem varsa, ilkokul kısmına gittik. Bu bir düzine kalemdir arkadaşlar. Dolayısıyla 24 tane kalem ne olacaktır? 2 düzine olacaktır. Bak, aynı mantık. Bu oran orantıları iyi anladığınızda zaten molde bir sıkıntı kalmıyor. Zaten sayının tipi size zor geliyor. 1 mol ne diyorum biliyor musun? Ne diyorum? Mol ne demek yani? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Huh, sayıya bak abi. Müthiş büyük bir sayı. Yani abi bazen ben böyle düşündükçe gerçekten şaşırıyorum. Dünyadaki kumsalların bütün tanecikleri, mesela bir şöyle diyelim. Bir kumsalda taneciklerin hepsini say, bu kadar etmiyor abi. Öyle düşün yani, tamam mı? 10 üzeri 17'lerde falan kalıyor abi. Bu sayı çok büyük bir sayı. Yani biz ömrümüz boyunca bu sayıyı sayamayız abi. Yani ben başlayayım, tuvalete gitmeyeyim, yemeyeyim, içmeyeyim, tamam mı? Birden başlayayım, Allah bilir. Ama yani ortalama 70 yıl yaşayan biri 70 yaşına kadar ne yapar arkadaşlar? Bu sayıyı saymayı bitiremez yani. Hani. Ya 6,02'nin yanına 23 tane sıfır koyuyorsun. Bu kadar büyük bir sayı. Ve bu 1 mol demek arkadaşlar. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane olan her şey 1 moldur. Yani ben buna ena tane derim. Bu Avogadro sayısıdır arkadaşlar. Nasıl yani hocam? Bak şimdi 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane elma eşittir 1 mol elma. O zaman mesela 2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane elma, o da 2 mol elma. Tabi bu çok böyle yer kaplar. Yani gerek yok elma armutla mol hesabı yapmaya. Ama moleküllerde, atomlarda, taneciklerde var işte. Neden var? Bak şimdi biz tabi bu arada arkadaşlar molü de N harfiyle gösteriyoruz. Yani burada şunu diyebilirsin, N eşittir 1 mol. İşte N eşittir 2 mol. Tamam, bu şekilde gösteriyoruz. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane olan her şey diyorum. Bitti abi. Bunu anladıysan cidden molü halletmişsindir. Zaten molü anlatırken de görürsün. Bak şimdi. Atomların 1 mollerinin kütleleri kimyacılar tarafından bulunmuştur. Bunları hesaplıyorlar abi. Ben temel kanunlarda nasıl hesaplandığını da anlatacağım sana. Bak, detaylı anlatacağım. Sınıfta nasıl anlatıyorsam burada da öyle. Sen yeter ki beni sonuna kadar dinle. Bak şimdi. Kimyacıların hesaplamalarına göre 1 mol helyum atomu 4 gram geliyormuş arkadaşlar. Bak şimdi 1 molü 4 grammış. O zaman gram bölü mol diye yazarım. Ben bunu MA ile gösteriyorum arkadaşlar. Bakın MA mol ağırlığı demek, tamam mı? Mol ağırlığı. Neymiş? MA mol ağırlığı. Mol kütlesi. Öyle düşün. 1 molün kütlesi. Mesela 1 mol Celal Hoca. EMA'sı ne olur Celal Hoca'nın? Mesela şöyle dedim ben yani hani. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane olan her şeye ben 1 mol diyordum. Çarpı bir tane Celal Hoca ne kadar? Diyelim ki 80 bin gram. 80 kilo arkadaşlar. 80 bin gram diyelim. Çok abartmayalım. Bak şunları çarptığımda ben ne olurum? Burada gram bölü mol. Celal Hoca'nın EMA'sı işte kardeşim. Bitti yani hani. Bir tanesinin kütlesini buluyorsun. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ile çarpıyorsun. Bu 1 molünün kütlesi oluyor. Ve kimyacılar bizim için bunları hesapladılar arkadaşlar. 1 mol azot molekülü örneğin 28 gram. Yani EMA'sı 28 gram bölü mol. 1 mol oksijenin de EMA'sı 32 gram bölü mol. Yani maddelerin 1 mollerinin kütlelerine mol kütlesi denir. EMA ile gösterilir. Helyum 4 gram bölü mol. EMA CH4 16 gram bölü mol demiş olduk sevgili öğrencilerim. Bir de şimdi bizim için şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Normalde bunu mesela hacim kısmında gösteriyorduk ama ben bu kısma aldım bunu. Çünkü molü, tanecik sayısını bilmemiz lazım arkadaşlar. Mantık kurmamız lazım. Bak şimdi. Biz gaz taneciklerinin hacmini ihmal ediyoruz. Tamam mı? Bunlar yok yani bak. Şunlar şöyle yok. İçini boş çizdim bak. Yok. Gaz tanecikleri yokmuş gibi yapıyorum. Tamam mı? Ve unutma bak. P sabit, T sabit. Eğer basınç ve sıcaklık sabitse, bak bu sabit, bunlar sabitse. Şimdi ben burada ideal piston kullanıyorum.
İdeal piston demek hareket edebilen piston demek. Yani yukarı aşağı hareket edebiliyor. Sen şimdi buraya bir musluktan başka bir gaz eklersen buradaki piston yukarı doğru hareket eder mesela. Basınç yine değişmez. İdeal pistonlu kaplarda basınç sabittir. Ve unutma arkadaşlar, burada şunu demeniz lazım. Yani ben yukarıdan bastırmadığım için gaz moleküllerinin sıcaklıkları da eşit, bakın eşit sıcaklıkta ve sabit basınçta bu aralarındaki taneciklerin arasındaki mesafeler eşittir. Yani burada da eşittir, burada da eşittir arkadaşlar. Tamam mı? Yani buraya baktım, burada da eşittir. Şimdi bak şöyle. Burada 1 mol helyum. Bunun arkadaşlar hacmi bu olsun gerçekte. Burada 1 mol ksenon var. Bak ksenonun hacmi normalde daha büyüktür yani hani baktığımızda. Ksenon daha büyük bir atomdur. Atomları daha büyüktür. Şimdi sabit basınç ve sıcaklıkta ben ne yapıyordum? Bunun hacmini de ihmal ediyordum. Hacim ihmal. Bak hacmi ihmal etmesem, tamam mı? Hacmi ihmal etmesem şunu dersin bana. Abi bunun bir atomuna bak, bunun bir atomuna bak. Bu daha küçük. Şu daha küçük. O zaman bu daha büyük bir hacim kaplar. Daha büyük olması lazım. Ama ben burada tanecik hacimlerini ihmal ettiğim için ve aralarındaki boşluklar da eşit olduğu için arkadaşlar, ne diyorum? Boşluklar eşit ya. Bunlar yok. Bakın tanecikler yok. Bunlar da yok. O zaman bunlar eşit hacim kaplayacaktır. Yani sabit basınç ve sıcaklıkta gazların eşit sayıda gaz varsa, yani burada mesela diyelim 10 tane gaz var. Tabi madde miktarı bunu değiştirir. Burada mesela şurada 15 tane gaz varsa hacim değişir. Ama burada 10 tane gaz varsa, burada da 10 tane gaz varsa, o zaman bunların hacimleri eşittir derim. Çünkü basınç ve sıcaklığım eşit. İdeal pistonlu bir kap var ve ben taneciğin kendi hacmine bakmıyorum. Hocam niye taneciğin kendi hacmine bakmıyorum? Çok küçük arkadaşlar. Çok küçük. Şöyle düşün. Sen dünyayı düşün. Tamam mı? Dünyayı düşün. Uzaydan bir tane taş fırlatsınlar buraya, taş. Dünyanın kütlesi artmıştır diyebilir misin? Mesela gök cismi düştü. Dünyanın kütlesi artmıştır diyebilir misin? Teorikte artmıştır. Ama sen bunu hissetmezsin bile. Kütle, hacim fark etmez. Yani hissetmezsin. Çok küçük çünkü. Bir tane taş bir şey ifade etmez. Arkadaşlar gaz tanecikleri çok küçük ya. Çok küçük. Yani tanecikleri birbirleriyle kıyaslasam bile onların büyüklüğü küçüklüğü buradaki hacmi etkilemiyor. Gaz tanecikleri çok küçük olduğu için ben yokmuş gibi davranıyorum. Etkilemiyor ki hacmi yani. Öyle gözle görülen bir değişim yok yani. O yüzden gaz taneciklerinin kendi hacmi ihmal edilir. Kabın hacmi gazın hacmidir derim arkadaşlar. Hatta şurada şöyle dedik. Gaz tanecikleri çok küçük oldukları için kendi öz hacimleri ihmal edilir. Bulundukları kabın hacmi gazın hacmi kabul edilir. Eğer aynı şartlarda, bak aynı şartlar derse her zaman sıcaklık ve basınç sabit. Buna dikkat et, olur mu? Sıcaklık ve basınç sabitken, yani tuttum hocam ben burada sabit hacimli bir kap kullandım. Mesela şuraya. Buraya daha fazla gaz eklersin yine aynı hacim kaplar ama içerisindeki basınç değişir. Yani benim basıncımın ve sıcaklığımın eşit olması lazım bunu demem için. İki farklı gaz varsa eğer bu iki farklı gazın hacimleri eşit olur. Yani gaz taneciklerinin kendi hacmi bu komple hacmin değiştirmesine sebep olmaz arkadaşlar. Bunu etkilemez yani. O zaman ne dedik biz? Tanecik sayıları eşit olan gazların hacimlerinin de eşit olması için basınç ve sıcaklık eşit olmalıdır. Yani taneciklerin arasında eşit mesafe olmalıdır dedik arkadaşlar. Zaten hacmi de, tanecik hacmini de ihmal ettiğimden gazın hacmi kabın hacmidir demiş olduk. Şimdi o zaman sabit basınç ve sıcaklıkta bütün gazların hacmi eşitse ben eğer bakın basıncı 1 atm yaparsam sıcaklığı 273 Kelvin, yani 0 santigrat derece 273 ekliyordum değil mi arkadaşlar? Bu şartlarım benim normal şartlarım, yani normal koşullar, bazı kaynaklarda normal şartlar diye de geçer arkadaşlar. Standart şartlar ise, bakın standart şartlar oda şartlarıdır. Basıncın 1 atm, sıcaklığın 25 santigrat derece. Ekle 273, şuraya artı 273. 298 Kelvin olduğu şartlar. Ne, hangi şartlar? Standart şartlar dedim arkadaşlar. O zaman bak herhangi bir basınç ve sıcaklıkta eğer eşitse o basınç ve sıcaklık bütün gazların hacmi eşittir. Ama ben basıncı 1 atm, sıcaklığı 0 santigrat derece yaparsam, yani normal koşullarda 1 mol her gaz 22,4 litre hacim kaplar arkadaşlar. Standart şartlarda da 1 mol her gaz 24,5 litre hacim kaplar. Bakın normal koşullarda P 1 atm, T neydi?
273 Kelvin. Standart şartlarda P yine 1 ATM ama T ne arkadaşlar? 298 Kelvin. Sıcaklık arttığından bakın hacim de birazcık artmış. AYT kimyada size bunları en detaylı şekilde anlatacağız. Büşra Hoca anlatacak arkadaşlar. Devam et. Şimdi soruları çözelim. Gazların genel özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Gaz tanecikleri öteleme, dönme ve titreşim hareketi yapar. Bunu söylemiştik. Öteleme her yöne olan hareketti. Titreşim taneciğin titreşimiydi ve bunu yaparken dönmesi de gazın yaptığı hareketlerdendi. B şıkkını okuyorum. Aynı sıcaklıktaki farklı gazların kinetik enerjileri eşittir. Bak sıcaklık aynıysa, T aynıysa kinetik enerji de aynıdır arkadaşlar. Bu da doğrudur. Sıcaklık kinetik enerjinin bir sonucudur dedik. Gazların hacmi bulundukları kabın hacmine eşittir. Doğrudur. Tanecik hacimlerini ihmal ederiz. Gazın hacmi kabın hacmidir deriz. Gazlar sıkıştırılabilirler. Doğrudur arkadaşlar. Aralarında boşluk olduğundan ben gazları sıkıştırabilirim. Gazların sıcaklıkları artarsa kinetik enerjileri azalır. Abi zaten kinetik enerjiyle sıcaklık yani hemen hemen aynı kavramlar gibi. Yani sıcaklık kinetik enerjinin bir sonucu. Dolayısıyla ben sıcaklığı arttırmam demek kinetik enerjiyi de arttırmam demek. Sıcaklık artarsa kinetik enerji artar. Eğer sıcaklıkları aynı iki farklı gaz varsa kinetik enerjileri de aynıdır zaten. Sıcaklık aynıysa kinetik enerji de aynıdır. Bu o zaman bu yanlış olacak arkadaşlar. E şıkkı yanlış cevap demiş olduk. Hemen geçtim. Hemen yeni bir soru çözüyoruz değerli arkadaşlarım. Bakın ne demiş bana? Yukarıdaki basınç birimlerinin hangilerinin çevresinde hata yapılmıştır diyor. Bakalım şimdi. 2 ATM 1520 santimetre civa diyor. Bak şimdi sen şunu biliyorsun. 1 ATM 76 santimetre civa. O zaman hocam 2 ATM kaç santimetre civa yapar? İçler dışlar çarpma arkadaşlar. Burada 76 çarpı 2'den ne olur? 152 santimetre civa yapar. O zaman bu yanlış. 1520 demiş. 760 santimetre civa 760 tor. Arkadaşlar bak dikkat et. 1 milimetre civa bizim için 1 tor demektir. Tamam mı? Buna dikkat et. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? Bizim için 760 tor. Değil mi? Ne olacaktır? 760 ne olacak? Şöyle milimetre civa olacak arkadaşlar. Milimetre civadır. Yani burada 760 santimetre civa 760 tor yapmaz. Yanlış yani. 380 santimetre civa 5 ATM'dir diyor. Şimdi bak. 1 ATM ne olacak arkadaşlar bizim için? Üçüncü öncülümü de buraya yapıyorum. 1 ATM 76 santimetre civa olacak. O zaman 5 ATM ne yapar arkadaşlar? Burada 76 çarpı 5'ten ne olur arkadaşlar burada? 380 gelir. 380 ATM değil 380 santimetre civa olacaktır değerli öğrencilerim. Yani 5 ATM 380 santimetre civa yapar. Yani şunu da diyebilirsin yani hani şunu da diyebilirsin mesela 1 ATM ne yapar abi? 76 santimetre civa ise yani yarısı 0.5 ATM. Bu da 38 santimetre civa yapar. E o zaman 5 ATM bir virgül kaydım mı bir sıfır eklerim. 380 santimetre civa yapar. Bol bol çalışın. Bunları göreceksiniz. Bu doğru olmuş oldu. 1 ve 2'de hata yapılmış oldu arkadaşlar. C şıkkı burada doğru olan hatalı öncülerim olmuş olacak. Devam et. Aşağıdaki birim dönüşümlerinden hangileri hatalıdır diyor. 0.5 ATM 38 santimetre civadır. Az önce yaptık değil mi bunu? 1 ATM 76 santimetre civa ise 0.5 ATM kaç santimetre civadır dersek yarısı abi bak bunun yarısıysa bunun da yarısı kalacağını burada doğru orantı var. O zaman 38 santimetre civadır bu doğrudur. 2 mol 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane. Ben ne dedim sana? B şıkkını yapıyorum. 1 mol neydi abi? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane olan her şey değil miydi? O zaman bak 2 mol diyor. 2 mol kaç tane yapar? O zaman buradan içler dışlar çarpımı yaparsak 2 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 dersek arkadaşlar buradan da ne olmuş olacaktır? 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane olacaktır. Zaten bunun 2 katı hesabının da 2 katı olacak dedik. Bu da doğrudur arkadaşlar. 0.3 desimetre küp 0.3 litre demiş.
Zaten C şıkkını şuraya yapıyorum. 1 desimetre küp 1 litre ise o zaman 0.3 desimetre küp de ne olacaktır arkadaşlar? 0.3 litre olacaktır. Aynı birimdir. Bu da doğrudur. 500 mililitre 0.5 litredir. Doğrudur arkadaşlar değil mi? Yani 1000 mililitre 1 litre ise 500 mililitre de ne olacaktır? 0.5 litre olacaktır. Bu da doğrudur. 380 santimetre civa 380 tordur diyor. Abi şimdi az önceki gibi aynı. Yani hani 380 tor. Şimdi buraya E şıkkını dedim. Şimdi 1 tor ne oluyor bizim için? 1 milimetre civa oluyor. O zaman 380 tor da ne olacaktır? 380 milimetre civa olacaktır arkadaşlar. Santimetre civa demiş. Dikkat etmem lazım. E şıkkı burada yanlış olan hatalı cevabım. Aslında doğru cevabım olmuş oldu. Şimdi bakalım. Aşağıda belirtilen koşullarda neon gazı bulunmaktadır. Bu kaplara aynı sıcakta 1 mol neon gazı ilave edildiğinde niceliklerinden hangileri B kabında artarken A kabında azalır? Ne olacakmış? B kabında artacak. A kabında azalır dedik ama değişmez diyor. A kabında değişmez. A kabında değişmeyecek. Tamam. Sabit. Şimdi mantık kul. Bak şimdi. İdeal pistonlu bir kap. Yukarı aşağı hareket edebiliyor. Ben şimdi buraya 1 mol neon ekleyeceğim. 1 mol neon. Buraya da 1 mol neon ekleyeceğim. 1 mol neon. Şimdi burada hacim yukarı doğru oynayabilecek. Ama burada sabit hacim olduğundan oynayamayacak. Bak şimdi. 1 mol neon ekledim de buradaki piston yukarı doğru hareket ettiğinden burada basınç sabit arkadaşlar. P sabit. Tamam sabit değişmez. Ama ben buraya gaz ekledim de hacim değişmediğinden burada ne yapacaktır arkadaşlar mantıken? Yani buraya gaz ekledim de içeride basınç artacaktır, tamam mı? Yani mesela basınç dediğimizde bakın A kabında artar B kabında değişmez. Yani basınç. 1 mol gaz eklediğimde ben buraya. Buradaki piston yukarı doğru hareket edebileceğinden rahat rahat gazlar sıkışmazlar. O şekilde düşünebilirsin burayı. Güzel. Hocam sıcaklık. Bak bakalım şimdi sıcaklıklar aynı değil mi arkadaşlar? Sen buraya ne eklersen ekle. Sıcaklıklar aynı olduğu sürece gazların kinetik enerjileri her zaman aynıdır. Burada A kabında da değişmez. Çünkü sıcaklığı değiştirmiyorum. B kabında da değişmez arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Hacim. Bak şimdi. Ben şimdi 1 mol neon buraya eklediğimde bu piston yukarı doğru hareket ediyor ya. O zaman bakın B kabında hacim artıyor. Şimdi ben buraya gaz eklediğimde sabit hacim böyle çelik kap falan gibi düşünün arkadaşlar bunu. Buradaki hiçbir şekilde hacim değişmez. O zaman A kabında hacim değişmez. Sabittir. Bana zaten onu sormuyor muydu? B kabında artarken A kabında değişmez diyordu. O zaman 3 doğrudur arkadaşlar burada. Yalnız 3 C şıkkı doğru cevap olmuş olacaktır sevgili arkadaşlarım. Var mı sıkıntı? Evet arkadaşlar yeni bir soruya bakalım. Hatta son sorumuz ve videomuzu bitirelim. Bakın. Aşağıdaki sistemde piston itilerek A gazının hacmi azaltılıyor diyor arkadaşlar. Buna göre A gazının niceliklerinden hangileri artar diyor arkadaşlar. Şimdi bak pistonu ittim yukarıdan ne yaptım bastırdım abi, tamam mı? Bastırınca moleküller birbirlerine yaklaştı. Yani burada itmiş hali etki var abi burada, tamam mı? Dikkat et yani. Ben ittiğim için burada ne olur? Hacim azalmış. Hacim azalınca gazlar birbirlerine daha çok yaklaşmış ve basınç artmış. Yani ben burada ne diyebilirim basınca? Artar diyebilirim. Gazı sıkıştırıyorum çünkü arkadaşlar. Hacimle basınç ters orantılı. Şimdi hocam yoğunluk dediğimiz şey. Abi yoğunluk neydi? D eşittir. Değil mi? D dedik burada arkadaşlar. M bölü V. Şimdi sen hacmi azaltırsan. Şimdi burada ben madde miktarını değiştirmiyorum. Kütle sabit. Çünkü hala A gazı aynı miktarda içerisinde arkadaşlar. Dolayısıyla kütle sabit olduğu için daha küçük bir hacimde daha ne olmuş olacak arkadaşlar? A gazı daha da sıklaşmış olacak. Yani daha yoğun olmuş olacak. Dolayısıyla M bölü V bakın payda küçülürse ne dedim ben? Yoğunluk artar. Dolayısıyla yoğunluğum da artacaktır. Ben şimdi burada sıcaklığı değiştiriyor muyum? Sıcaklık değiştiriyor diye bir şey söylemedi bana burada. Dolayısıyla sıcaklığı değiştirmediğim için kinetik enerji değişmez diyoruz arkadaşlar. Burada doğru olan cevabım yani artan faktörlerim basınç ve yoğunluk arkadaşlar. Burada 1 ve 2 artacaktır. Doğru cevabım da C şıkkı olacaktır demiş olduk. Ve bu videomuzun da sonuna
geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizlere faydalı, güzel videolar oluyordur. Sistemli bir şekilde takip ettiğinizde zaten ne olacak arkadaşlar? Sizler konuları halledeceksiniz. O zaman burada kaldık. Bundan sonraki videomuz ne olacak diye soracaksanız arkadaşlar hal değişimlerinden bahsedeceğiz. Hal değişimi grafiklerinden bahsedeceğiz. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.